Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyalım biraz. Ben Yasemin, Yasemin Yüksel. Yasemin. Hatırladım şükür. Unuturum diye düşünüyordum adımı. Heyecandan. Birazcık evet, aslında bu kadar heyecanlı değildim günlerdir ama neden böyle oldu bilmiyorum. Ne oldu kız sana? Ne oldu evet. Sahne alıyorsun. Efendim? Sahne alıyorsun. Yasemin. Evet. Alıyorum, söylüyorum. Nerede? Yani böyle sürekli bir sahnem yok şu an için. Ama tabii ara ara konser tadında ufak şeylerim oluyor. Onun dışında vapurda çalıp söylüyorum aslında sürekli. Nerede? Vapurda söylüyorum. Vapurda? Evet. Aa, ne güzel. Bazen de sokakta. Vapurda nasıl evet. oluyor? Ben bir kere Sertab'ın bir videosunu izlemiştim. Çok keyifli oluyordu yani. Keyifli bir performanstı. Evet, evet. Öyle bayağı arkadaşlarına gidiyorsunuz vapurda. Vapurda çalmak aslında gerçekten çok keyifli. Yani denizin üzerinde yolculuk ederken böyle semayı izleyip, manzarayı izleyip söylemek çok çok keyifli ben bir şey. Ben özür dilerim ya. Yani ben ilk defa yani vapurda böyle durup dururken mi çalıp söylüyorsunuz böyle bir anda arkadaşlarınız ya bir bu organizasyon mu yani? Yok vapurda? Aynı aslında metro müzisyenleri gibi biz de şehir hatlarından izinliyiz. Bir sınavımız oluyor. Ha, sınava giriyoruz, kartlar alıyoruz ve çalışma saatlerimiz, shiftlerimiz oluyor. O shiftlere gidip söylüyoruz. Çok keyifli. Metrodakini biliyordum da böyle vapurdakini ilk defa biliyorum. Ama tabii vapurda o ortamda insanların size eşlik ediyor olması falan gayet keyifli oluyordur herhalde. Yani çok keyifli oluyor bazen. Bazen insanlar keyifli oluyor, katılıyor. Bazen mutsuz oluyorlar. Allah Allah falan oluyorlar. Böyle yer değiştiriyorlar. Oradan çekip gidenler de oluyor. Çok güzelsiniz çocuğum, ne olur devam edin. Nasıl yani, başıma nasıl geldi falan mı diyorlar? Ya evet, yani hani böyle... Siz ne söylüyorsunuz da insanlar kırışıyor? Aslında her zaman söylenen şeyleri söylüyoruz. Yani bazen türkü, ama tabii müzik türkü repertuarı. İnsana göre fark eder ya. Çok ben sevmediğim bir tarzı sevmemiştir, uzaklaşmıştır. Benim o var. Evet. İnsan vapurda da müzik dinlemek istemeyebilir yani. Sadece vapurda gitmek isteyebilir yani. Evet. O evet. da var yani. Seyahat aracı nihayetinde. Ya sadece maksadını simit atmış. Vapur maksadını aşmış mı? Yani böyle hani trene biniyor, aynı birisi yine gelmişti günde. Bak devam edin harikler. Vallahi bir dakika, bu, pardon bu ne vapuru? Aracın. Şehir hatları. İşte Kadıköy, Beşiktaş, Karaköy, Kadıköy. Tamam, müşteri Akdemir. Ben biraz daha Bodrum var mı vapuru ben? Sen cruise gibi bir şey. Evet. Çünkü sen de, çünkü bütün aletler uçak private falan olunca böyle vapuru da kesmedi seni yani. Anladın ki böyle bir. Tabii. Daha büyük bir şey düşündü o yani, olmadı. Evet, buyurun. Devam edeyim mi? Bir şey merak ettim. Sınavdan geçiyoruz dedin. Evet. Nasıl bir sınav bu? Ne yapıyorsunuz? Bir kurulumuz var. Hocalardan oluşan, konservatuardan ya da işte bir şefimiz var. Normal aslında bir grup, işte grupla çıkıyoruz diyelim ki trio'yuz. Bir solo, bir gitar, bir vokalden oluşan. Neyse repertuarımız çıkıyoruz. 4-5 tane şarkı söylüyoruz. Ona göre seçiyor bizi. Hmm. Yani bunu anlamaya çalıştığımız şey değil mi? Yani. Belediye mi? Yani İstanbul Belediyesi evet, mi? Evet, yap- ha, tamam. Evet. Metro da aynı şekilde biliyorsunuz. Peki bunu yanlış anlayan oluyor mu vapurda? Yani hani önünüze para falan atan falan oluyor mu yani öyle şeyler? Aslında zaten öyle çalışıyoruz. Bahşiş usulü çalışıyoruz. Aynı sokak sanatçısı. Metroda da öyle. Yani... Tamam, benim koltuk dönebiliyor mu? Ben sıkıldım da. Bu soru ya. Sokak sanatçıları ya işte. Abi ben de anlamadım ki şimdi. Metroda ben... çalan da mesela izinli çalıyordur ya onun gibi. Okey, ama belediye yine şey yapınca herhalde belli bir ücret mukabilinde... Sen düğün falan mı zannettin? Evet, hani vapurada... İstersen acı bunları sonra seninle kendi... Hani beyaz beyin. Çocuklar da çok şey yapmadı yani. Hadi arkadaşlar vapura gidelim, biraz da müzik çalsın. Hadi bugün de burada şey yapalım, belediye deniz nasıl olsa diye. Peki.